İbrahim, kayıttayız. Merhaba, hoş geldiniz. Ben İbrahim, hiç bilmiyorum. Mutlu bana bugün sorular hazırladı. Onları sizin için yanıtlayacağım, merak etmeyin. Hiç zaman kaybetmeyelim. Menemen evet. Nasıl yapılır? Soğanlı. Soğanlı mı, soğansız mı demedim. Menemen ilk önce soğanı alıyorsunuz arkadaşlar. Dilimliyorsunuz, yağ atıyorsunuz, kavuruyorsunuz. Sonra biber, çok yağ kavuruyorsunuz. Üniversiteye gidecek olan ilk tavsiyem. Yanlarında para bulundurmaları. Paraları yoksa? Paraları yoksa sürünmeye devam. Neyse, meslekle alakalı sorulara geçelim. Tamam. Mimarlıkta seni ilk etkileyen şey ne oldu? Neden mimarlığa gittin? Ben 2 yıllık DGS okudum. 2 yıllıktan sonra mimarlık alanına biraz atılım yaptık aslında. Hiçbir bilgim yoktu konuyla ilgili. Ondan sonra yapılar tasarımda çok hoşuma gitti. Programlar çok acayip hoşuma gitti. Ve ondan sonra mimarlığa geçme karar verdim. Bina mı, yapı mı? Yapı. Neden? Evet. Aradaki fark ne? Bina terimsel bir kavram değil. Bina yapı. Bir şey ortaya koyarsan o yapı olur, yapıt olur. Budur. Yapıt. Yapı. Mimarlık fakültesinde gereksiz bulduğun dersler. Ben iç mimarlık bölümü okudum. İç mimarlıkta bence matematik çok fazla gereksiz. Belki yapamadığım için ama o kadar fonksiyeye gerek yoktu bence. Toplama evet. Çıkarmaydı. Maaşlar ne? Maaşlar. Memnun musun maaşından? Maaşımdan memnunum. Ama ortalama ilk ben senelerdir çalışıyorum. Bak okuduktan sonra ilk başladım ama senelerdir yapıyordum bu işi ben. Restorasyon mezunu olduğum için. Asgari ücretten başlar şu an 4-5-6 arası gider. Mimar öğrenciler kendilerini nasıl geliştirmeli? Okuyor, sürekli maket yapıyorlar. Pek fazla kendini geliştirmeye evet. Zamanları olmuyor ama sen de önerirsin. Bence okumakla hiçbir şey olmuyor, başlamıyor da, bitmiyor da. Asıl okumakla insan, adam olunmaz. Yani asıl kendini geliştirmeli insan. Ben hiçbir program okulda öğrenmedim. Hepsini kendim öğrendim. Hiçbir bilgiyi... Ya tabii okul terimsel şeyi söylüyor sana. Sen onu yapılışını öğrenmen lazım. Bir yemek nasıl yapılıyor? Sana yemeği gösteriyorlar okulda ama o yemek nasıl yapılıyor? Bunu dışarıda mezun olduktan sonra acı tecrübelerle yaşayarak öğreniyorsun. Daha çok yolun başındayım ben de ama yavaş yavaş başladım. Mimarlıktaki o malzeme ücretleri. Mesela öğrenciler çok şikayetçi. Çok fazla. Çok pahalı. Biz müzik yaparken çok iyi para kazanıyorduk. Benim ekstra 3,5 milyar gelirim vardı okurken. Ama yetmiyordu. Çok çok para. Yani sürekli kartona maketler. 15 lira para vermek çok kötü bir şey. Biz de gidiyorduk, yumurta kulelerini birleştiriyorduk. Okuldan sonraki süreç. Okuldan sonra her şey... Yani süreç bazen... nasıl ilerliyor? Hani nasıl firma açıyorsun, nasıl iş başvurusu yapıyorsun? Yani öncelikle şöyle, kimse size okulda çok iyi proje projesi iş vermez. Okuldan sonra yaptığınız işlere göre ayarlayacaksınız. Bir şu anki piyasa çok kötü, herkesin bildiği üzere. İş yok, hiçbir şey kolay olduğu edilmiyor. O yüzden kendi kendine de olsa, freelance de olsa... Evde kendi kendine bir şeyler yapman lazım. Ben öyle başladım. Mesela? Bir Instagram sayfası açtım. Paylaştım yaptıklarımı. Ya biraz kendine özgü olması lazım. Herkes yani oradan alıp bunu paylaşmakla bir şey olmuyor. Yapmışken kendi düşüncelerini, fikirlerini öne çıkartman lazım. Kendi tasarımını öne çıkartman lazım. Bence en önemlisi bu. Sen bir zamanlar şey yapıyordun. İlk tanıştığımızda boyama falan yapıyordun. Saçma sapan kağıtları evet, temel tasarım dersleri. Ne gerek var o derse ya? Yani şimdi şöyle, iç mimarlık doku, renk ve tasarımdan ibaret bir ders olduğu için renk çok önemli bir şeyi kapsıyor. Yani renk bilmezseniz yani her şey çizim, düşünsenize şu dünyadaki her şeyin renksiz olduğunu varsayın. Ve ona renk kattıktan sonra her şeyin bir anlamı oluyor. Mutfağın dümdüz bembeyaz olduğunu düşünün. Bu da bir tasarım ama bunu harmanlayabilecek bir şeyler bilmeniz lazım. Renk de bunun için çok önemli. Peki sana bir şeyler kattı mantıklı. Mı? Bana çok şey kattı. Hadi ya. Benim çok iyiydi. Öyle üçgenler, yuvarlak şeyler kattı mı? Tabii ki. Çünkü bizim işimiz bu. Allah Allah. Yani İyi, en azından bir şey katmış sana. Tabii. Şimdi şöyle de bir soru var. Biliyorsunuz alçıpancılar. Evet, dekorasyon, sokak araları. Aynen, sokak araları. Aynen. Şimdi abi adamlar bence çok güzel işler yapıyorlar. Tamam, renkler uyumsuz oluyor ama sonuçta bir emek var. Adam oraya yaptıracağına niye sana gelsin? Ama o adam daha ucuz. Türkiye'deki çoğu işte insanın başına gelen bir durum kanka bu. Yani usta... Her şeyi biliyor. Ya tabii bak şimdi böyle tecrübe işi bu. Aynen. Yani her şey tecrübe işi ama... Biz işin biraz daha terminolojisini düşünüyoruz. Yani eğitimini alıyoruz, renkler nasıl uyuyabiliyor. Adam gelip alçıpanı tabii ki oraya yapıyor. Ama biz onu biraz daha böyle nasıl örnek veriyorum. Cafcaflı. Cafcaflı da o bir mimarlık cafcaflı ile alakası yok. Sen görsel bir şey estetik katıyorsun olaya. Orası ayrı. Ama aynı zamanda neyin nasıl olması gerektiği ile alakalı bir tasarım yapıyorsun. Yani bir koltuk tasarlıyorsun. Bu koltuk insana standartlarına uygun olmak zorunda. Şahsi mesela ben sana tasarlarken sana derim ki sen nasıl bir koltuk oturursun? Nerede koltukta otururken ne yapıyorsun? Televizyonun uzaklığı ne? Odanın tasarımı ne? Buna göre yapıyorsun bütün tasarımları. Mutfakta da aynı şekilde her alanda. Siz aslında içteki mekanları da atıyorum koltuğu, televizyon sehpasını falan da tasarlıyorsunuz. Tabii ki iç mimarsın. Her şeyi tasarlayabilirsin. Bak ben bunu yeni biliyorum.
Tabii ki. Mesela atıyorum şu koltukla oturduğun koltuğu nasıl koyduğun vesaire. Tasarladım. Oyuncu koltuğu değil ama ofis oyuncu koltuğu gibi bir şey. Çok güzel ama inşallah onu yakın zamanda göstereceğim. Bir güzel güzel. Çalışma yapıyorum. Mesela bak renkler dedin de bak mesela senin evindeki mesela yeşille turuncunun uyumunu ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Yani. Aslında biri sıcak renk, biri pastel. Soğuk renk değil ama pastel tona yakın, aynen. Biraz kapalı renkler. Benim evin genelinde zaten biliyorsun aynı. Ama çok da güzel duruyor. Çok güzel uydu. Aynen. Tablo hakkında ne düşünüyorsun arkadaki tablo? Arkadaki tabloyu çok kötü. Hiç sevmedim çünkü evde ben geldiğimde vardı bu. İşte inşallah bir güzel bir manzara vardı. Öndeki köprüdeki demirli yerden niye çok çekersin? Yani bunu bir kapatmış ya. Yani. Şey yapmışlar. Yani çok baskı. Annem gelip diyor ki başka bulacak resim, yani resim koyacak resim yok. Peki öğrencilere ne tavsiye edersin? Öğrencilere herhangi bir okuldaki böyle. Derslerle meslek olmuyor. Hayatlarını yaşasınlar. Çok fazla çalışmaları lazım. Hayatlarını yaşadıkları, ya hayatlarını 3 sene 4 sene yaşamasınlar. Ben yaşamadım, çok da memnunum. Müzik yaptık, bizim için çok büyük bir avantaj. Hem eğleniyorduk, hem işimizi yapıyorduk, hem de para kazanıyorduk. Bu üçüm çok iyiydi yani. Ama asıl şey şu 4 sene, 5 sene eğitim hayatınız boyunca bence hiçbir şekilde, ya tabii ki illaki gezeceksiniz, tozacaksınız ama hiçbir zaman çoluğuna, azından kaçmayın yani, çok abartmayın olayı. Eğitime verin kendinizi, ki çalışmaya verin. Ya çünkü mezun olduktan sonra sizden kaynayacak ortalık. Ben öyle düşünmüyorum. Sen gibi kaynayacak ortalık. Tamam çalışsınlar ama daha çok eğlensinler. Ama çok çalışıyoruz. Olsun. Niye sen yapmıyorsun? Ne gibi? Sen ben çok eğleniyordum. Ama çalışıyorsun. İşte bunu yakalamak önemli. Benim ama bak benim tek farkım uyumuyorum. Ben ama çok eğleniyordum mesela. Ben uyumayı seviyorum. Mimarlık öğrencileri zaten uyumuyor. Uyumuyor aynen. O hemfikiriz onda. Ama iş hayatından sonra öyle bir şey olmuyor. Yani bir düzeniniz oluyor. Gece de çalışıyorsunuz ama bir düzene sokmanız lazım hayatınız. Yani yemeğini saatleyemen lazım. Kahveni saat içmen lazım, uykunu saat uyuman lazım. Çünkü sınırsız bir şeyde gidiyor kanka ortam. Yani planın olmuyor, birden bir şey çıkıyor. Revizeler geliyor, tasarım yapar gibi bir şey. Hareket, sürekli bir hareket halindesin. Aynen. O yüzden hiç yoktan kendi elinde olabilecek şeyleri biraz daha minimum düzeyde stabilize etmen lazım. Yani fikrim önünde, siz öyle yaparsanız kazanırsınız. Kaldık, teşekkür ederim. Ağzına rica ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kısa kısa böyle yanıt vermeye çalıştık. Merak sorularınız varsa soruları direkt alta yazın. Aynen, iletelim. Yazın. Belki bir tane daha video çekeriz. Araştırıp geliştirip biz de hazırlarız. Çok hazırlıksız. Şu an tamamen böyle bildiklerimizi yansıtmaya çalıştık. Aynen. Menemen yaptı geldik yedik. Aynen. Kahvaltımızı yaptık. Güzel pazar günü. Kendinize iyi bakın.